da geri dönüşüm sepeti. Kaynakların gereksiz kullanılmasını önlemek, atıkların tekrar üretim sahasına kullanılmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşümün birçok alanda bize çok faydası var. Burada görmüş olduğunuz gibi hava kirliliği %74 ile %94 arasında önler. Su kirliliğini ise %35 civarında, su kullanım oranı da %45 oranında azaltır. Bu da en az 8 ağacın korunması anlamına gelmektedir. Araştırdığımız bilgilere göre bir kağıt en fazla 5 ila 7 kez geri dönüşüm yapılabiliyor. Daha sonrasında lifler sıkışarak kağıdın yüzeyi kullanılması hale geliyor. Biz de birer öğrenci olarak yılda sayısız kitap ve defter kullanmaktayız. Amacımız kullanım ömrünü tamamlamış atıkların günlük hayata nasıl sokabiliriz sorusuna cevap aramaktır. Biz de gazete kağıtlarının kullanıldıktan sonra çöp olarak atık olduğunu gözlemledik. Bunun için gazete kağıtlarını aldık ve onlardan dekorasyon ürünü ve sepet yaptık. Kitapları bu şekilde bunun içinde koymamızın sebebi ise daha işlevsel olduğunu göstermek. Bunları her türlü alanda kullanabiliriz. Bizim nasıl yaptığımızı söylersek, bakkalcıların attığı kartonları alıp kalemle gazeteleri sarıp rulo haline getiriyoruz. Sonra etraf çıkacak yerlerini tutkalla yapıştırarak örmecilik şeklinde örüyoruz. Teşekkürler. Görüşürüz. Rica ederiz.